Efendim, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine baskın düzenlemişti. Varlıklarının değerleri hakkında yanlış bilgi vermekle suçlanan Trump bu kez de New York savcılığına ifade vermeyi reddetti. Trump ifadede söylediği her şeyin bir ceza davasında aleyhine kullanılabileceğini savundu. Amerikan tarihinde bir ilki yaşayarak FBI tarafından evi basılan eski Amerikan Başkanı Donald Trump şimdi de New York Başsavcılığına ifade vermeyi reddetti. Donald J. Trump and Governor Greg Abbott. Trump, şirketlerine ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin 10 yıldan fazla süredir finansal tablolarda yanlış yansıtmakla suçlanıyor. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu suçlamalarla ilgili New York Başsavcısı James'in ofisine gitti. Ancak bir saatten fazla bir süre sonra ABD anayasası uyarınca her vatandaşa tanınan haklar ve ayrıcalıklar kapsamında soruları yanıtlamayı reddettiğini belirten bir bildiri gönderdi. Only good traits. I don't drink. Eski ABD Başkanı kararına gerekçe olarak ifade sırasında söylediği her şeyin bir ceza davasında aleyhine kullanılabileceğini gösterdi. ABD Anayasası'nın 5. maddesi aynı zamanda duruşma öncesi, duruşma sırasında ve duruşma sonrasında sorulan tüm soruları cevaplamayı reddetme hakkı veriyor. İfade öncesinde kendi sosyal medya platformunda açıklama yapan Trump, ırkçı New York Başsavcısını göreceğini ve ABD tarihindeki en büyük cadı avını sürdüğünü söylemişti. Eski Amerikan Başkanı ayrıca ABD için Muz Cumhuriyeti benzetmesi yaptı. The American Armed Services.